içinde, kutup noktalarında, kutup noktalarında güneş o kadar değişik bir devri daime sahip ki, gerek güney kutupta, gerekse kuzey kutupta öyle memleketler mevcut ki, 6 ay güneş hiç batmıyor. 6 ay devamlı güneş. Batsa bile 3 dakika sonra doğuyor tekrar. Batıyor tekrar doğuyor, batıyor tekrar doğuyor ve 6 ay hiç güneş batmıyor. Battığı zaman da 6 ay karanlık oluyor, hiç güneş doğmuyor. Böyle memleketler var. Buralarda nasıl namaz kılınacak? Vakit yok, nasıl namaz kılacaksınız? 6 ay tamamen karanlık veya 6 ay tamamen güneş, hiç akşam olmuyor. Böyle bir yerde nasıl namaz kılacaksınız? İşte gerek İmam-ı Azam, gerekse İmam-ı Şafii Hazretleri bundan yüzlerce sene evvel bu meseleyi halletmişler ve fıkıh kitapların tamamında yazılmış bulunuyor. Demişlerdir ki, Resul-i Zişanımızın Deccal ile alakalı bir hadisi vardır. Deccal. Deccal namındaki korkunç fitne çıktığı zaman, Deccal'ın çıktığı zaman bir gün o kadar değişik bir tabiat, değişik bir zaman ve zemin zuhur edecek ki, onun bir senesi bir gün gibi kısalacak. Süratli bir hareket, süratli bir mana mevcut. Sahabe-i kiram soruyorlar, Deccal çıktığı zaman, ya Resulallah bir sene bir gün gibi kısalacak. O zaman nasıl namaz kılacağız diyorlar. Öyle bir günde, öyle bir zamanda 365 gün bir gün gibi kısaldığı zaman, bir gün hükmüne düştüğü zaman müminler nasıl namaz kılacak? Sordukları zaman Efendimiz buyuruyor ki "Uktiru lehu kadre." Şöyle bir usul tatbik edin diyor. İşte mezhep imamlarımızın delili ve hükmü de buradan elde edilmiştir. Siz öyle bir memlekette, öyle bir yerde olduğunuz zaman, güneşin 6 ay batmadığı zaman veya güneşin 6 ay doğmadığı, 6 ay karanlık olan yerde namazlarınızı şöyle kılacaksınız diyor Resulullah. Şöyle kılacaksınız. Normal olarak güneşin doğup battığı memleketler, normal memleketler var mesela, yeryüzünde coğrafi bölgeler var, o memleketlerde normal 5 vakit namazın güneşin devri daimine göre kılındığı memleketlere gideceksiniz. O memleketlerden birer vakit cetveli alacaksınız. Sabah namazını kıldıktan sonra öğle namazına kadar kaç saat geçiyor mesela? Öğle namazını kıldıktan sonra ikindiye kadar kaç saat geçiyor? İkindiyi kıldıktan sonra akşama kadar kaç saat geçiyor? Akşamı kıldıktan sonra yatsıya kadar kaç saat geçiyor? Ne kadar aralar var? Kaç saat zaman aralığı varsa bu zaman aralıklarındaki saatler gibi 5 vakit namazı ayarlayacaksınız. 6 ay güneş doğmasa da 5 vakit namazı aynen kılacaksınız Resulullah. O miktara göre, o kıyasa göre, o mikyasa göre, o ölçüye göre 6 ay güneşin batmadığı yerde de bu ölçüye göre 5 vakit namaz eda edilecek. 6 ay güneşin doğmadığı, tüm karanlık olduğu yerde bile yine bu ölçüye göre namaz vakitlerinin arasındaki saat ayarına göre ayarlayacaksın ve 5 vakit namazı hiç geri koymadan, eksiltmeden devam edeceksin. Orada bile namazı terk etme imkan yoktur buyurmuşlar. Hepsinin cevabı verilmiştir. Hepsinin izahı yapılmıştır. Fıkıh kitaplarında halledilmeyen hiçbir mesele kalmamıştır. Ama insan dininin cahili olursa, dini İslam'ın cahili olursa şaşırır kalır ve her şeyden haberi kesilir. Haberi kesilir. Onun için yeryüzünde güneşe bağlı bir namaz sistemi içinde
yeryüzünü yukarıdan görmek mümkün olsaydı, her saniye Allah'ı zikreden bir toplulukla mutlaka karşılaşırdınız diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Ne güzel sistem.